Dün İslam'a virüs diyen, bunların kafasında bir virüs var, bunları ıslah edeceğiz. Erkeğini kadınından ayırarak, erkeklerini tazip eden, işkence eden, kadınlarını kendi adamlarıyla, kendi askerleriyle, sözüm ona evliliğe zorlayan yahut birlikteliğe zorlayan ve ilerleyen, büyüyen Çin'in önüne hiçbir güç çıkamaz diyenler, Allah Azze ve Celle'nin onların bu tepkilerini nasıl alaşağı ettiğini, çıplak gözle görülemeyen küçücük bir askeriyle nasıl dev ve teknik manada, teknolojik manada son derece gelişmiş bir toplumu nasıl perişan ettiğiyle karşı karşıyayız. Demek ki Allah Azze ve Celle bize diyor ki, ey insanlar ne kadar teknik geliştirirseniz geliştirin, ne kadar yeryüzünü imar ederseniz imar edin. Allah Azze ve Celle'yi, O'nun sözlerini aşağılayarak, Cenab-ı Hakk'ı denklemin dışında tutarak bir dünya kurmaya çalışırsanız, o dünyayı sizin başınıza yıkarım. Bugünkü yaşadığımız bundan gayrı bir şey değildir. O resimler, o görüntüler bize gösteriyor ki Allah Azze ve Celle, bütün insanları sevdikleriyle beraber can evinden vurarak böyle en yakınlarını en çok esirgediklerini gözlerinin önünde böyle böyle nefes alamaz bir halde öldürebilir. Hem de ortamda ne bir rüzgar estirerek ne gökten bir taş yağdırarak ne yeri depremlere uğratarak Hiçbir şey yapmadan, sadece gözle bile görünmeyen, şöyle uzaktan bakan birinin ne oluyor bunlara durup durup yere düşüyorlar dediği bir sahneyi bütün bir insanlığa yaşatabilir. Bunu aynel yakın ve hakkal yakın gördüğümüz bir resmin ve ortamın içerisindeyiz. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle yani var edici kudrete rağmen hayatı yaşama projesi bir küfür bu projesidir ve ta Hz. Adem'den bu yana Hz. Nuh Aleyhisselam'da da ve sonraki peygamberler zamanında da hep tekrar edile gelmiş ve hep denenip durmuştur. İnsanlık bunu, insanların önemli bir kısmı, insanların çoğu bunu tekrar tekrar denemeye bunu bir şekilde gerçekleştirmeye azmetmiş görünüyorlar. Küfrün ısrarı, küfrün inadı hiçbir şeyde yok. Ama Cenab-ı Hak diyor ki, وَيَعْبَ اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Kafirler hoşlanmasa da Allah nurunu tamamlamaktan gayrısına yanaşmıyor. Onlar sözleriyle, küresel manada ellerinde bulunan medya gücüyle, televizyonlarıyla, iletişim ağlarıyla İslam'ı ne kadar karaltmaya, ne kadar lekelemeye, ne kadar aşağı değersiz göstermeye çalışsalar da Allah Azze ve Celle'nin nuru nasıl dünkü Mekke'den buralara kadar geldiyse buralardan da daha ilerisine Onların en çok sakındıkları, en çok sevdikleri, en çok değer verdikleri insanların kalplerine kadar uzanmaya gün be gün devam etmektedir. Eğer bu resmi böyle kuş bakışı çıplak bir halde görmek üzere baktığımızda tam manasıyla ilahi kudretin nasıl aşkın, nasıl la galibe illallah, nasıl aziz ve nasıl kadir olduğunu çıplak gözle görmek imkanı var. İşte bugünkü resim geçmişten bugüne uzanan. O zaman bu durduğumuz, bugünkü bulunduğumuz noktada da dünden ve dündeki sahnelerden aldığımız Cenab-ı Hakk'ın gücüne dair itimadı ve güveni tazeleyerek Allah azze ve celle'nin dininin ve onun mesajının sık boğaz edilemeyeceğini, yok edilemeyeceğini Küfür ne kadar ilerlerse ilerlesin yine neticede فَقُطْعَدَا birul الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُواۜ Zalimlerin her dönem yine kökünün kesileceğini ve yine hamdin Allah Azze ve Celle'ye kalacağını görmemiz lazım. Bu tarih salınımlardan dalga dalga değişim ve dönüşümlerden ibaret, nice küfür, renk renk çeşit çeşit hakkın karşısına her defasında kendisini yenilemiş ve başka bir imkan ile donatmış olarak çıktı ama her defasında yenildi. Hak aynı rengini, aynı sesini, aynı ifadesini hiç değiştirmeden ta Hazret Adem'den bu yana hep üstünlüğünü sürdürdü. Resme bu açıdan baktığımızda dünkülerin ifadesiyle Bugünkülerin ifadesi arasında bir fark yok. Neticesi açısından da bir fark olmayacaktır. Ne kadar büyük ekonomilere dönüşseler de, ne kadar dev silahlar ve araçlar edinseler de Allah azze ve celle'nin dinini ve müminleri bütünüyle imha etmeye, yok etmeye, onlardan kurtulmaya muvaffak olamayacaklar.